vazgeçmem güneşi verseler elime, yanarım yolunda ben senden vazgeçmem. Sanadır her şiir, her söz, her kelime, sunarım yolunda ben senden vazgeçmem. Sen beni alın yazın, sen benim derdimsiz, sen benim özüm sözüm, sen benim iki gözümsün. Sen beni alın yazın, sen benim derdimsizim, sen benim özüm sözüm, sen benim iki gözümsün. Vazgeçmem almışım bu aşkın tadını, kanarım yolunda ben senden vazgeçmem. Daha ne isterim her demde adını, anarım yolunda ben senden vazgeçmem. Sen beni alın yazın, sen benim derdimsiz, sen benim özüm sözü, sen benim gözümsün. Sen beni alın yazım, sen benim derdimsiz, sen benim özüm sözüm, sen benim iki gözümsün. Evet, çok güzel. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. Ya insan hani ister istemez gidiyor bir yerlere. Yani ben program yapıyorum ya şimdi, ben toparlayayım diyorum. Buradan bir yerlere atlayacağım falan. Hı-hı. Gene dalıp gidiyoruz abicim. Nasıl olacak? Estağfurullah. Yani, ağzına sağlık. Şimdi ona şey diyorlar ya, profesyonellik. Hani baban da ölse sahneye çıkacaksın diyor. Olamadık öyle bir profesyonel. Yani. Babam ölse çıkmazdım sahneye. Gerçi benim babam çok oldu. Rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Babam da izliyor şu anda. Ellerinden öpüyorum. Allah uzun ömür versin. Hayırlı ömür versin bütün babalara inşallah. Amin inşallah. Bütün annelere. İnşallah. Şimdi klip dedik. Senin de kliplerin var Uğur abi. Nasıl olacak şimdi? Bakacağız. Vallahi hiç hesap etmedim ben onu. Şimdi, ya, var şimdi mı senin işte kliplerin var. Onları da bir seyredelim de. Ya millet biraz klip nasıl çekir görsün. Ya klip çekiyorsunuz madem, bir de numune verelim, bakın böyle klip çekin. Verelim ilk klibimizi efendim, bakın ne kadar güzel. Böyle insanın ruhunu dinlendiren sakin klip dedim, böyle çekilecek yani. Hangisi acaba? Şimdi hazır mı arkadaşlar klibimizi, verelim klibimizi. En sevdiğim klip bu ama. Çet
kimdir bu sevda? Boş ver diyorlar, ben boş verdim lakin gönül salmıyor. Bak ne kadar dingin, bir dakika dur, bak ne kadar sakin. Değil mi? O sazı asmak kimin fikriydi abi oraya? Yönetmen astı herhalde. Yönetmen astı. Bu sazın yavrusu gibi duruyor. Aa, yavru gibi. Yavru saz ama burada bir şey dikkatimi çekti. Hakikaten takdir ettim. Yani erkek adam öyle olur. Yani ben gidiyorum, hanım in bakayım sen aşağı. Ben biraz ufak gidiyorum ya, araba inmeyi hak et bir kere. Hanım yanında yürüyor. Arabayla giden uğraşılak. Hanım yanında yürüyor. Vallahi alırsa bineceğiz. Güzel. Burası neresi? Burası Şile. Şile mi burası? Tabii. Işte. Allah Allah. İyi bilirim Şile'yi ben. Şile yolu Ömerli. Şile'ye giderken yani. Güzel bir yer ama. Ya. Çok güzel. Çok güzel. Yani. Çok güzel. Hakikaten araba da güzel. Araba da güzel. Yani senin değil değil mi bu araba? Yok yok, benim değil. Öyle merakların var mı klasik araba falan? Klasik arabayı çok severim. Yani dışarıdan baktım, binmeyi sevmem pek. Bulunsun ama binmiyorsun. Götürene kadar pestilimiz çıktı zaten. Yani Ömerli yoluna götürene kadar. Devam edelim. İyi gidiyor vallahi. Bulunan hayatın ne anlamı var? Böyle gittiyseniz hakikaten zor gitmişsiniz yani. Bir şey kalmıyor. Her derdi üstüme alırım ama bir tek sensizliğim. Bak abla geldi. Giderken bineceğim mi bari diyor. Sensiz olmuyor. 11'e 5 var. Bir anlamı var mı? Yok. Rengim soldu badem. Ne bileyim, bu şarkıyı ben 11'e 5 kala yapmıştım falan. Sensiz olmuyor. Sensiz olmuyor. Rengim soldu badem doldu. Yerim dolmuyor. Evet. Hakikaten güzel. Şimdi 11'e 5 kalaya kadar problem yok. Hı hı. 11'e 5 kaladan sonra değişiyorsun sen abi. Bak 11'e 5 kaladan sonra. Bu bağlama çalıyor değil mi arkadaş? Evet. Bu Anadolu'nun bağrından kopup gelen arkadaş bu mu ya? Ne oldu da buna böyle oldu? İşte 11'e 5 kaladan sonra böyle oluyor. Devam. Gelsen de bir gelmesen de. Kurudu gözümün yaşın, silsen de bir silmesen de. Kurudu gözümün yaşın, silsen de bir silmesen de. Silsen de bir silmesen de. Yaşadığım bir beladır, failin göğsü eladır, şahidim arşı aladır, bilsen de bir bilmesen de, şahidim arşı aladır, bilsen de bir bilmesen de, bilsen de bir bilmesen de. Ya halladım ya inledim, gönlüm sesini dinledim. Evet, şimdi bir dakika. Kurtuluş değil mi oradaki? Kurtuluş. Abi senden başka herkes bozmuş kendini. Kurtuluş da bozmuş kendini yani. Şimdi 11'e 5 kalaya kadar hani sensiz olmuyor falan ama artık buraya gel, 11'e 5 kalarsa gelsen de bir gelmesen de bir diye devam etmiş efendim. Devam edelim. Sevdamı kefenledim, ölsen de bir ölmesen de. Ben sevdamı kefenledim, ölsen de bir ölmesen de. 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 Evet ama ya çok güzel sözleri var bu şarkının. Yani hakikaten çok güzel. Bir de yakışmış da şey.
Bu müzik de çok yakışmış. Yani ben bu versiyonu dinlemedim hiç bunu. Evet, bu yeni versiyon. İkinci yeni remix versiyonu, yani. Remix diyorlar şimdi. Yeni versiyonu. Ona çekmiştik. Çok yakışmış ama. Yani iyi oldu. Bu sound, bu şey çok yakışmış. Aslında orada anlatmak istediğimiz bir şey vardı klipte de. Tam detaylar oturmamış. Bir de başından izleyemedik. Orada hayallerini yaşamak isteyen bir genç kızın hikayesini ele alan bir klip oldu bu aslında. Ben şunu şuradan ifade etmek istiyorum. Ben yaşamadığım ve inanmadığım bugüne kadar hiçbir şeyi kaleme almadım. Evet. Hiçbir şeyi bestelemedim. Yani bir hikaye varsa o hikayeyi yaşamışımdır ben mutlaka. Bunu bir defa dinleyicilerim bilsin. Veyahut... Şile'deki mevzu falan yaşanmış ya. Şimdi klip de yani sizin duygunuzu yansıtabilmesi mümkün değil klibin. Şimdi ben mesela kafama... bakmak lazım. Ben bir de şunu çok istiyorum. Yani özellikle bazı şeylerin soyut kalmasını istiyorum. Şimdi meseleyi çok somutlaştırdığınız zaman aslında kişi çok daha farklı bir mana çıkaracakken siz onun duygusunu sınırlandırıyorsunuz. Yok illa böyle anlayacaksın diyorsunuz. Bu da hoş bir şey değil. Evet. Biz orada aslında o gelsen de bir gelmesen de yine olayı soyut bıraktık. Fakat orada şunu da anlatmak istedik. Hani bugün Türkiye'de evinden barkından kaçıp artist olmak isteyen, dizi oyuncusu olmak isteyen, sanatçı olmak isteyen yüzlerce binlerce kız işte Taşlı'dan kaçıp geliyor, evet, İstanbul'a Unkapanı'na, evet, işte artık film merkezlerinin, stüdyolarının olduğu yerlere. Şimdi bütün bu kendi evinden uzaklaşan kızların böyle bir şey yapmak adına her şeyi feda ettiklerini de biz biliyoruz, evet, işin içinde olmamız münasebetiyle. Aslında bir manada buna vurgu da yaptık ama benim hikayem aslında o da değil. Benim hikayem başka. İşte gah ağladım, gah inledim, gönlün sesini dinledim, ben sevdamı kefenledim, ölsen de bir ölmesen de. Ben birine sesleniyorum burada. Ama bu bende sır, bu bende toprağa gidecek, evet, olan bir şey. Bu kimseyi ilgilendirmiyordu aslında, evet, bir manada beni ilgilendiriyor. Ama herkes kendisini ilgilendiren bir sonuç çıkaracaktır, evet, bu eserden mutlaka. Herkesin başında ölsen de bir ölmesen de diyeceği belki hayatında mutlaka birileri, evet, olmuştur yani. Evet. Yani ama belli yani. Hissetmeden çıkacak sözler değil zaten. Hakikaten güzel sözler çıkmış. Hani oluyor televizyonlara konuk çağırdım illa iltifat ediyorsun. Öyle bir şey değil. Zaten arkadaşız, dostuz. Bunu samimi söylüyorum. Hakikaten yaşanmadan, hissetmeden çıkacak sözler de değil zaten. Oturup da bugün çay mı içsem, şiir mi yazsam diye yazılacak şeyler değil bunlar. Öyle. Yani duygunun mahsulü belli yani. Oturayım, 20 tane, 50 tane konu tespit edeyim. Günde 50 tane şiir yazarım. Problem, evet, değil. Ama şiir olmaz bu. Evet. Yani okuyanın bir yerlerinden bir ses getirmez, bir yerlerini koparmaz, evet, bir yerlerini parçalamaz. Yani eğer bu etkiyi bırakmıyorsa bir şiir, şairde bir problem var demektir yani. Sipariş olmuş biraz demektir. Evet. Yani şimdi tutan ne onu yazayım, çeksen elini. Maalesef birini, böyle de bir problem yazmış var. Devam edelim. Şimdi bir tane daha var. Bu çok... bu biraz sakinleşmiş hali. Evet. O şeyden sonra bir rahatlamışsın burada. Bu çok eski bir klip. Evet. Benim çok kilolu olduğum dönemler bu. Yok, burada gayet iyi görünüyorsun. Yok yok, 100 kilo. Yok, gürbüz bir genç delikanlısı. Vallahi hiç. O zaman tabii eski, daha savaş yılları falan o zamanlar. Devam edelim. Her artık anla beni. Konuşturma ikiye eli kanla beni. Haykırıyorum, özledim seni. Yıldırım gibi düştü hasretin kucağıma. Yakalandım suçüstü, kıydım geçtik çağıma. Yıldırım gibi düştü hasretin kucağıma. Yakalandım suçüstü, kıydım geçtik çağıma. Gibi düştü hasretin kucağıma. Yakalandım suçüstü, kıydım geçtik çağıma. Yıldırım gibi düştü hasretin kucağıma. Yakalandım suçüstü, kıydım geçtik çağıma. Uyusun diye bunu seçtik. Gençlik çağıma falan diyor ya. Onun için bunu seçtik. Şimdi işte söyleyeceğim ama tırsıyorum. Yani korkuyorum da birazcık yani. Onun için fazla da bir şey söylemek istemiyorum. Söyle. Ne söyleyeyim yani? Su, nemli bir ortam zaten. Su mu var burada? Neyse. Bunu da geçelim efendim. Devam edelim. Ben zaten yanmışım.
yanan ateş neylesin gülüm? Ah be, şiir okuyacaksan şöyle oku be kardeşim. Bir şeye benzesin hiç olmazsa yani. Kürçü dükkanına gelirsin ama sen ha, seni seviyorum. Bu ne ya? Bir de Uğur Işılak birçok şeyde önce olmuştur, örnek olmuştur, esin kaynağıdır. Matrix nereden esinlendi zaten? Buyurun. Buyurun. Hollywood'muş, halt etmişler bak. Sabahın gecesi, aşkın son hecesi, hayatın bilmecesi. Yolculuk var bugün. Bak Matrix, bana dediler ki bak Neo, ne Neo'su, Uğur abi o dedim. Olur mu lan de, Matrix bu meğer buradan esinlenmiş. Bak, hafif Kont Drakula şeyi de var ama. Hayatın bilmecesi. Yolculuk var bugün, zaman çok dar bugün, hesapla her nefes. Bir dakika dursan abi. Ya eskiden kafaya tabanca dayardı insan. Şırıngayı basayım lan. Uğur abi diyor ki iyi düşün bak. Gelme vallahi basacağım diyor. Devam edelim abi. Sonsuzluk aşkı çıkaralım tadı. Ve şimdi koyalım, ve şimdi duyalım. Bu sevdanın adını. Sevdamızı. Adı Merra, son olsun. Çok güzel. Klip dediğim böyle olur işte. Ben büyüyünce böyle klip çekeceğim. Yani, hakikaten vaktinde sonuna doğru yaklaşıyoruz. Güzel kliplermiş. Orada abi. Çok önemli detaylar da yine yok burada şu anda da gördüğüm kadarıyla. Orada mesela kan akan bir coğrafya var. Orası Irak, Orta Doğu aslında. Asılan bir kalem var. Ondan sonra o beyni şırıngalanmak. Evet. Yani beyni uyuşmuş bir halkın veyahut uyuşturulmuş bir halkı sembolize ediyor. Birçok çok önemli detay var yani aslında benim çok etkilendiğim. Talihsizlik ben yayayım. Oraları göremedik. Benim işime yarayanları aldığım için öyle oldu. Ama... Güzel klipler. Hiç olmazsa söylediğinle anlattığın orada oynanılan o sahne söylediğinle tutuyor. Yani adam seni seviyorum böyle oğlum bir sevgi böyle mi anlatılır? Ben birini sevip de yakasını bağını yolan adam görmedim yani. Daha çok kedi gibi oluyorlar sevenler. Abi seviyoruz ne yapalım. Ben görüyordum arkadaşlar böyle tutup demiş biliyor. Ne oldu sana dedim. Ya sorma abiciğim. Ne oldu? Ya bir şey yok benim. İyiyim ben. Ne oldu? Seviyorum abi. Ne oldu yani? Seviyorsan gider ister alırız. Böyle sevmek mi olur abi? Hiç olmazsa tutuyor. Hakikaten güzel. Yani bir eser olsun da diyeyim ki arkadaşımsın aynı zamanda derim yani. Ya Uğur abi burada da olmamış diyeyim yani. Hakikaten olsa diyeceğim bir gün de. Hakikaten yok. Şöyle eyvallah. Oturup ama kaseti alıp baştan sona dinleyip yorum yapmak diye bir kaseti CD'yi alacaksın. Bir hafta 10 gün dinleyip sonra konuşmak doğru. lazım. Doğru. Bir dinlemeyle değil. Çünkü bazı şarkılar var. İlk dinlediğinde beğenmemiş gibi olsun. Çok doğru. Bir hafta sonra en güzeli buymuş diyorsun. Çok doğru. Bazıları öyle oluyor. İnsanın ruh hali çok değişken çünkü. Evet. Yani bugün hoşunuza gitmeyen bir şey 3 gün sonra hoşunuza gidiyor. Aynen mesela bazen bir renk şeyiniz olur. Favoriniz olur. Ya benim rengim işte mavi dersiniz. 2 gün, 3 gün, 4 gün mavi giymeye devam edersiniz artık sıkmaya başlar. Evet. Ondan sonra işte beyaza dönersiniz, siyaha dönersiniz. Bu da insanın ruh halinin çok değişken olduğunu gösteriyor işte. Çalışmaları dinlerken de öyle, bir şiir okurken de öyle, kitabı okurken de öyle. Bazen bir kitabı okuyorum çok sıkılıyorum. Aynı kitabı başka bir ruh halinde okuyorum Allah Allah. Ne kadar güzel bir kitapmış diyebiliyorum yani. Evet, aynen öyle. Bu da işte senin albümde de öyle dinleyip de ya bu da olmamış diyeceğim çıkmadı bugüne kadar. Yani eyvallah. Hakikaten bu kliplerin hepsini ben seyretmemiştim. Yukarıda seyrettim. Arkadaşlar bulmuşlar sağ olsunlar. Klipler de güzel olmuş. Yani anlattığı şeyle örtüşen, estetiği de olan. Hani böyle ya yapalım klip olsun herkesin var diye de yapılmamış. Hakikaten uğraşmışlar da. Güzel de çekmiş çeken. Kim çekti bilmiyorum. Bünyamin Yaşar'la çektik. Bünyamin Yaşar. Aha. Eline sağlık. Güzel de çekmiş. Yalnız ekip bozmuş kendini biraz. Onu söyleyeyim yani. Burada yüzünüze söyleyeyim arkadaşlar. Buradasın. Kurtuluş. Ne o hal öyle ya?
dişlerini sıkarak gözlük müzlük öyle. Yani gören de gitarda kaçak var zannedebilir. Olmaz. Şimdi senden programın sonuna geldik. Bir son bir eser alalım. Sonra beraber istersen veda edelim. Yavaş yavaş sonuna geldik. İnşallah. Şimdi güzel bir eser dinleyelim senden. Madem sonuna geldik. Filistin'i, evet. Bağdat'ı, Orta Doğu'yu hatırlayarak, yad ederek, onların acılarını paylaşma gayretiyle bir eser seslendirelim. Yandı Bağdat, yandı Lübnan, evet. Yandı Filistin, yandı yürek diyelim. Lazım yani onlar küllü mü yandılar? Öyle inanıyoruz. Evet. Bağdat'ın sesi, Lübnan'ın sesi. Bu ses mazlumun sesidir, keser nefesi, keser nefesi. Yanıyor masumlar, yanıyor Bağdat. Bu ateş yayılsın, yaksın herkesi. Çaresizim bizarım, zalime intizarım. Çaresizim bizarım, zalime intizarım. Ben yaşarken ölmüşüm, Bağdat'tadır mezarım. Ben yaşarken ölmüşüm, Filistin'de mezarım. Yandı Bağdat, yandı yürek. Her yan tarumar, bir gün hesap soracak o yanan çocuklar. Şahit olsun akan kanlar, geliyor bahar. Zalimin hesabı varsa var. Yandı Kerçük, yandı yürek, her yan tarumar. Bir gün hesap soracak o yanan çocuklar. Şahit olsun akan kanlar, geliyor bahar. Zalimin hesabı varsa Allah'ında var. Yağdı türbelere, kudurdu cani, kudurdu cani. Himmet eyle aslan Ali,
Pirim Geylani, Pirim Geylani, can yerde kalır da kan yerde kalmaz. Mahcup etmen olur ey ulu gani, çaresizim bizar, zalime intizar, çaresizim bizar, zalime intizar. Ben yaşarken ölmüşüm, Bağdat'tadır mezar. Ben yaşarken ölmüşüm, Filistin'de mezar. Yandı Lübnan, yandı yürek, her yan tarumar. Bir gün hesap soracak o yanan çocuklar. Şahit olsun akan kanlar, geliyor bahar. Zalimin hesabı varsa Allah'ın da var. Yandı Kerçük, yandı yürek, her yan tarumar. Bir gün hesap soracak o yanan çocuklar. Şahit olsun akan kanlar, geliyor bahar. Zalimin hesabı varsa Allah'ın da var. Allah'ın da var.